haberler her hafta olduğu gibi bu hafta da Ege TV ekranlarında Kim Kazanır programında değerli yorumcum Güray Gürsoy ile birlikte yine çok değerli bir başkanı ağırlayacağız. Eski bir başkanı ağırlayacağız. Aydın Spor Kulübü'nün, efsane Aydın Spor Kulübü'nün eski başkanı Sayın Tansel Önder bugünkü yayın konuğumuz olacak. Öncelikle Tansel Hoca Başkanımıza bir merhaba diyelim. Güray Hocam size de merhaba. Tansel Başkanım nasılsınız, Merhaba, merhaba. iyisiniz? Merhabalar, iyi günler. Evet, Nasıl? yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum Tansel Başkanım. Gerçekten Ben uzun zaman teşekkür oldu ederim. sizle yayın yapmayalı. Ve yayının duyurusunu yaptığım andan itibaren de çok büyük böyle bir Aydın'da sosyal medyada bir kıpırdanmalar oldu. Güray Hocam da bunu fark etmiştir. Tabii Güray Evet, Hocam tabii ki. cephesinde de hareketlilik var. Çünkü Nazilli Belediyespor şampiyonluğa adım adım ilerliyor. Güray Hocam nasılsınız İnşallah. öncelikle? Teşekkürler Suat Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar. Tansel Başkanım'a da hoş geldiniz yayınımıza diyorum. Merhabalar Teşekkür diyorum. ederim. Merhabalar, teşekkürler. Evet, Tansel Başkanım isterseniz Aydın Spor'u çok uzun konuşacağız ama sıcağı sıcağına dün 3. lig 2. grupta maçlar oynandı. Hafta içi oynanıyor biliyorsunuz. Ve Nazilli Spor bu hafta da liderliği bırakmadı. Biraz Nazilli Spor'u konuşalım sonra size dönelim. Güray Hocam'a sözü bırakacağım. Güray Hocam dün 1-0 oldu, zor oldu, güç oldu ama 3 puan oldu. Futbol kötü, alınan 3 puan sevindirici. Kısa bir şekilde Nazilli Belediyespor Kahta maçını değerlendirir misiniz? Evet, kazanmasını bildik. Yani erken gol attık aslında geçen haftaki gibi. Aynı Ceyhan deplasmanda olduğu gibi 4. dakikada bulduk golümüzü. Yani golden sonra artık yani bu maçı rahat alırız diye düşündük ama öyle olmadı. İlerleyen dakikalarda yine aslında ikinci golü bulabilecek pozisyonları bulduk. Fakat değerlendiremedik. İkinci yarı aslında hoca da iki tane değişiklikle başladı ikinci yarıya. Yani o da gördü ilk yarıdaki orta sahadaki zaafı. Çünkü rakip Mustafa Ceviz hocamız var iki haftanın başında. Bizi şampiyon yapan hoca iyi tanıyor, iyi analiz etmiş. Orta sahada 3 dirençli oyuncuyla çıkmıştı. Dolayısıyla iyi kilitlediler. İkinci yarıya hoca değişikliklerle başladı ama bu değişiklikler faydalı olmadı bence. İkinci yarı giderek oyundan düştük. Yani biraz da herhalde skoru koruma içgüdüsü de oldu. Yani çünkü şimdi tabii rakiplerin de skorları geliyor. Onlar da işte Kütahya'nın deplasmanda, Fethiye'nin deplasmanda önde oldukları onlar da geliyor. Dolayısıyla skoru korumaya çalıştık ve başardık. Tabii bunun sebepleri var. Yani taraftarlarımızdan da eleştiriler geliyor. Yani yine iyi oynamadık diye. Hoca da kabul ediyor zaten. Maçtan sonraki röportajında dinledim. Yani iyi oynamadığımızı kabul ediyor. Ya bunun sebepleri var. Yani ben yazımda da yazdım, irdeledim. Bir kere tabii rakiple oynuyorsunuz. Yani rakip de sizi analiz ediyor. İyi durdurmak için önlemler alıyor. Yani kendi başınıza oynamıyorsunuz bu oyunu. Dolayısıyla rakip iyi hazırlanmış. Bir kere bunu kabul edelim. Ondan sonra işte üretkenlikte gerek orta sahadan gerekse işte beklerimizden hücuma yeteri kadar destek verdik. Zaten tek kanatta oynuyoruz. Yani bu kanat bu maçta da sol kanattan Mert Çapar'la ağırlıklı oynadık. Sağ taraftan Hasan'la oynayamadık. Bu şekilde bir de işte yazında da yazdım. Yani topsuz oyunda yokuz mesela. Yani topu veriyoruz. Ondan sonraki hamlede yani onu düşünmüyoruz. Yani bunları değerlendirmemiz lazım. Bir de çabuk oynamamız lazım. Çabuk oynamıyoruz. Yani bunlar önemli etkenler. Yani hoca tabii bunlar analiz edilecektir. Bundan sonraki haftaya işte Mardin'e gidiyoruz. Ondan sonraki sıkışık hafta içi maç temposu geliyor. Sıkışık maç temposu gelecek. Evet. Dolayısıyla iyi analiz ederek yani kayıpsız gitmemiz lazım. Ya artık hedef takımız çünkü lider takımız. Şampiyonluğa gidiyoruz. Dolayısıyla her takım bilenerek durdurarak çıkacak. Tabii dört takım düşecek. Alttaki takımlar da küme düşmeme oynuyor. Yani zor maçlar bekliyor bizi. Yani bu Evet. şekilde kısa bir özet değerlendirme Evet. yapabilirim. Tabii ki gene döneriz Nazilli Belediyespor'a. Evet. Tansel Evet. Başkanım, Nazilli Belediyespor'da sizin başkanlığınız döneminde çok böyle tatlı bir rekabet oluyordu. Kıran kırana maçlar oluyordu. Ya Nazilli Spor yeniyordu ya Aydın Spor yeniyordu ama her maçı tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek ama seyir zevki yüksek bir maç oluyordu. Şu anki Nazilli Belediyespor'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bir kısaca Nazilli Spor'la ilgili de görüşlerinizi alayım. Sonuçta Nazilli Spor da bizim Aydın'ımızın takımı. Başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah
en kısa dönemde aynı liglerde buluşup tabii ki profesyonel liglerde Evet. o eski rekabeti tekrar canlandırmak, o stadın tekrar dolması tatlı bir şekilde fakat mücadeleci bir şekilde Aydınspor Nazilli derbisinin tekrar canlanmasını istiyorum açıkçası. Evet. Şimdi Tansel Başkanım, son 20 gündür böyle ufak ufak bir şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar heyecanlanıyor. Sosyal medyada altına da çok sayıda yorum geliyor. Ben de duyurusunu yaptığım andan itibaren çok sayıda yorum aldım. Aydınspor maalesef şu anda Süper Amatör Lig'de çaresiz, yalnızlığa bırakılmış, Özcan Çetao Başkan'ın omzuna yüklenmiş bir durumda. Şimdi öncelikle siz 6,5 yıl bu kulüpte başkanlık yaptınız. Tabii ki idealleriniz, hedefimiz de farklıydı. Sizinle biz gönül bağı yaptık. Omuz omuza mücadele ettik. Ağladığımız zamanlar oldu, üzüldüğümüz zamanlar oldu. Gerçekten hepsi bir hikaye ama şimdiki Aydınspor'un durumunu nasıl görüyorsunuz? Siz bir şeyler yazdınız. Kafanızda Aydınspor'la ilgili hemen nokta soruları sorayım da çok soru da gelebilir bana. Aydınspor'la ilgili bir düşünceniz var mı? Önce onu öğrenebilir miyim? Şimdi Aydınspor tabii şu anda yaşamını sürdürüyor. Yani bazılarının söylediği gibi o bitkisel hayatından çıktı, ölmedi yani açıkçası. Evet. 1966'da profesyonel liglere intibak etmiş kulübümüz amatör liglere düştü. Bu dünyada ilk Aydınspor'un başına gelmiş bir olay değil ama maalesef Aydın'da düşenin dostu olmaz özdeyişinin sonuçlarını biz sonuna kadar yaşadık ama Aydınspor halen ayakta ve bu durumdan ben çıkabileceği umudunu taşıyorum sonuna kadar. Bir başkanları var şu anda gerçekten kendilerini de takdir ediyorum. Hangi şartlarda, hangi koşullarda mücadele edebildiklerini de biliyorum çünkü tek başına bu işi götürüyor. Desteklenmesi lazım. Hem maddi hem manevi yönden desteklenmesi lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Aydınspor'un o potansiyeli var. Üzerinden kaç yıl geçiyor işte bir yazı paylaşıyoruz sosyal medyada. Arkasından onlarca yorum, yüzlerce yorum. Yolda, sokakta insanlarla karşılaşıyoruz. Ne olacak bu Aydınspor'un hali? Aydınspor'a hiçbir şey olmaz. Aydınspor yine eski günlerine eninde sonunda kavuşacak. Benim görüşüm budur. Peki bu kavuşmayı sağlayacak kahramanlar kimler olur? Başta kendiniz bu konuda bir adım atar mısınız? Bir düşünceniz var mı Tansel Başkanım? İnsanlar soruyorlar. Aydınspor Tansel Önder döneminde gerçekten çok güzel anılar yaşadı. Biz çok değerli futbolcuları gördük. İşte fotoğraflar da dönüyor orada. Sizin döneminizde eski başkanların takım davaları vardı. Cezalar aldılar. Bir unutulmaz bir Antalya maceramız var. Çaykur Rizespor maçı unutamadığınız anılardan bir tanesi. Herhalde bunlarla ilgili de kafanızda düşündüğünüz bir takım şeyler vardır. Yani siz yeniden bu Aydınspor'u Süper Lig'den, Süper Amatör kümeden alacak veya bir başka konsept yapacak bir durumda olduğunu hissediyor musunuz? Yani bir şeyler yapacak mısınız? Onu sorayım. Yani bir şeyler tabii ki mutlaka yapacağız. Üzerimize düşen bir şeyler olursa ama öncelikli olarak bugünkü yönetimin desteklenmesi lazım. Bence çok saygı değer bir başkan var. Onunla birkaç kez telefonda konuştuk, görüştük. Onların desteklenmesi lazım. Çünkü en zor zamanlarında Aydınspor'un yok olduğu denilen günlerde Aydınspor'a sahip çıktılar. Burada kahramanlar yaratmaya gerek yok. Kahraman bence Aydınspor'un taraftarı. Sessiz taraftarı. O sessiz bir kuytuya, kıyıya çekilmiş ama her an patlamaya hazır taraftarıdır. Mesela ben hep kafamda bir soru işareti. Neden Aydınspor maçlarını Adnan Menderes stadyumunda oynamadı bugüne kadar? Yani amatör kümeye düştü diye Aydınspor'un o büyüklüğü, geçmişte Fenerbahçe ile yaşadığı 6-1'lik zafer, Antalya'da uğradığımız haksızlık, Rize maçında yaşadıklarımız bütün bunlar yok mu oldu? Şimdi bugün şöyle düşünüyorum ben. Pandemi süreci bitmiş ki eninde sonunda bitecek. Aydınspor maçlarını Adnan Menderes'te yapıyor. O stat 10 bin kişi olur. O 10 bin kişi de bu takımı zaten şahlandırır. Biz kendi çözümümüz, kendi taraftarımızın içerisinde. Taraftar zaten Aydınspor'u kesinlikle yalnız bırakmıyor. Yalnız da bırakmayacak.
Yok olmasını da istemiyor. Yok olmasını istemeyen eski yöneticiler de var. Neticesinde bu kulüp ilk önce taraftarlarıyla canlanacak ve eski günlerine kavuşacak diye düşünüyorum. Güray Hocam, siz nasıl görüyorsunuz? Yani Aydın Spor gerçekten bir il takımı ve iz bırakmış bir il takımı. Nazilli Spor'la güzel böyle çekişmeli maçları zaten sözümün başında söyledim. Siz Tansel Başkan'a bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Veya Aydın Spor'la ilgili bir görüşünüz var mı? Onu alabilir miyim? Ya tabii ki şüphesiz yani ilimizin takımı yani Tansel Başkan'ın da söylediği gibi yani Nazilli Spor'la da aramızda zaman zaman tatlı zaman zaman gerginliklerle dolu bazı maçlar oldu, rekabetimiz oldu. Ya ben de isterim yani inşallah yani kısa zaman diliminde tekrar profesyonellikleri de yerini alır. Yani eski rekabetimize tekrar devam ederiz. Ben şimdi bu programdan önce bir baktım kendi daha önce hazırlamıştım. Aydın Spor, Nazilli Spor rekabeti diye. Ya şu, eksik maçlar olabilir. Onları tekrar gözden geçireceğim. Şöyle 19 maç yapmış şimdiye kadar. 10 kez biz kazanmışız. 6 kez Aydın Spor kazanmıştır. 3 kez beraber etmiş. Yani 19 maçın 3'ü beraber bitmiş. Yani ne kadar az aslında. Yani hani sürekli kıran kırana güzel bir rekabet olmuş. Baktığımda ya biz 1984 yılında profesyonel lige çıktığımızda ilk maçımız o ilk sezonda Aydın Spor'u 6-1 yenilmiştik. O maçı iyi hatırlıyorum. Ondan sonra baktığımda 1990 yılında bir kupa maçımız var. O zaman biz 5-2 kazanmıştık. Farklı galibiyetler olarak bunu görüyorum. Bakıyorum. Daha sonra Aydın'da bir 3-0'lık galibiyetimiz var. O da güzel bir maçtı hatırladığım. 2008-2009 sezonunda İşte notlarımı almışım burada. 5.000 seyirci, son 5 yılın en kalabalık seyirci maçıymış. Oradaki gazete haberine göre baktığımda. En son maçı da biz kazanmışız. 2-0 kazanmışız 2008-2009'da. Yani bu şekilde daha aslında yani profesyonel ligler olmadan önce de rekabetimiz var. Yani ben onu da araştırdım. Yani bir Nazilli Sümerspor'da oynamış Sümerbank'la araştırmalarla ünlü İnan abimiz var. Ondan bir bilgi almıştım. 1979 yılında Aydınspor'la amatör olarak Sümerspor olarak oynamışız. 2-2 bitmiş maç. O zaman Nedim Güner hocamız varmış Aydınspor'un başında. Bizde de Rıdvan abiler oynamış. Rıdvan abi, Murat abiler işte ona Sümerspor'un o efsane kadrosu işte Ali Çin'e olsun, Erdal abileri falan. Güzel bir maç olmuş. Yani bu şekilde güzel bir rekabetimiz var. İnşallah ben de başkanıma katılıyorum. Yani çok isterim yani tekrar eski rekabetimizi sağlamayı. Evet. Bu şekilde düşünüyorum. Evet. Tansel Başkanım, şimdi bana gelen sorulardan bir tanesi. Diyorlar ki Aydınspor'dan uzaklaşmamızın sebebi, yani Aydınspor tamam bitti, küme düştü, kayboldu, tekrar kuruldu. Şimdi Özcan Çetağ Başkan aldı bu bayrağı taşımaya, düşürmemeye çalışıyor ama bir dönem Aydın'da çok büyük olaylar olmuştu biliyorsunuz. SSK birçok değerli iş adamların, sizin de dahil olmak üzere, benim de dahil olmak üzere insanlara hacizler geldi. Hesaplarına blokeler konuldu. İnsanlara yurt dışı çıkış yasakları geldi. Arabalar hapsedildi. İsyan noktasına geldi. Banka hesapları bloke oldu. Bu konuda yani o dönemde siz bu işin en başındaydınız. İnsanlar acaba o dönemleri tekrar yaşamamak adına mı Aydın Spor'a yani artık yardım değil böyle yanından bile geçmiyor. Bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Ne oldu o dönemde? Şimdi Aydınspor amatör kümeye düştükten sonra bütün bunları aldık. Önemli olan Aydınspor'un amatör kümeye düşmemesiydi. Son yönetim çok kötü yönetimdi. Aydınspor'un profesyonel ligdeki son yönetimi. Allah rahmet eylesin, Kemal Özdemir'in kardeşiyle ben görüşmüştüm. Kemal Başkan'ın. O dönemlerde aslında tekrar kulübü benim almamı çok istedi kendileri. Fakat farklı nedenler var. Farklı siyasi nedenlerden dolayı bazı engellerle karşılaştım ben. Ondan sonra Nacil Yeşilyurt dönemi oldu beraberinde. Takımın son küme düşme aşamasındaki şampiyon olabilecek bir takımdı o. Biz devreye girdik. Ufuk daha sonra başkan oldu. Ufuk Başkan'la beraber. Son maçlarda devreye gittik. Takımı deplasmanlara götürdük. Onların işte masraflarını karşıladık. Takımı bir araya toparlamak için. Maalesef Aydınspor küme düştüğü zaman bile üzülmeyecek bir yönetim vardı beraberinde. Şimdi bir kulüp amatör kümeye düştüğü zaman bütün gelirlerinden mahrum oluyor. Çok az çok geliri oluyor o kulüplerin. Anlatabiliyor muyum?
O gelir nedir mesela? İddia gelirleri. Son iddia gelir, şu anda iddia gelirleri ne kadardır bilmiyorum ama çok ciddi rakamlara ulaşmıştı. Benim başkan olduğum dönemlerde de o iddia gelirlerinden biz hiç yararlanmadık maalesef. Ben başkanlıktan ayrıldım. İddia çıktı beraberinde. Sıfır sıfır gelirle götürmüşüz bu kulübü. Şimdi geliri olmayan bir kulüp. Ben 2006'da ayrılmışım. 2009'da bu kulüp amatör kümeye düşmüş. Amatör kümeye düştüğü zaman hiçbir geliri yok. Bir de şöyle bir olay var insanların kafasında. Bunları yüzlerce kez anlattım kendilerine. Kulüp amatör kümeye düşmüş olsa bile tüzel kişiliği devam eder, borçları devam eder diye. Tabii o borçlar devam edince de ilk önce vergi dairesi ve SGK bütün yöneticilerin üzerine gitti. Yöneticilerin tamamının üzerine gitti ki bu borçların çoğu zaman aşımına uğramıştı. Yöneticilerin %90'ı da zaman aşımından zaten o davaları kazandı. Daha sonra zaten sorumlu olanlar da imza yetkilileri olanlar oldu ve iş bizim üzerimize kaldı. Ben 2015 yılında yaklaşık 250-300 bin lira kendi şahsım olarak Aydınspor'un borçlarını ödedim. Hiç sesimi çıkarmadım açıkçası yani. Bunlar maalesef hamama giren terler. Siz bir kulübün yöneticisi oluyorsanız bu tür riskleri de üzerinize alacaksınız. Bugün işte Eskişehir'den mesela sizin sosyal medyadaki yazınızı okudum ben. Eskişehir Spor Kulübü UEFA'daki işte FIFA'daki dosyalarını kapatmak neydi? Fidan dikme kampanyası başlatıyor. Ya Aydınspor bugün liglere çıkmış olsa ne hiçbir tarafa borcu yok ki Aydınspor Kulübü'nün. Şu anda borcu var mı? Veya varsa ne kadar var? Sizin hala alacağınız var mı? Yani onu ben Özcan Başkan'la konuşmuştum. Çok cüzi bir rakam olması lazım. Son 2009 yılından yani son Naci Yeşilyurt dönemiyle ilgili 2009 yılından kalan bir borcun olması lazım. O da çok düşük bir rakam. Onun dışında Aydınspor'un lisans çıkartmak gibi bir sorunu yok ki. Aydınspor en borçsuz kulüp. Peki ondan sonra ne oldu? Aydınspor 1923 kuruldu biliyorsunuz. Aydınspor 1923 kurulduktan sonra kaç sene kaldı profesyonelliklerde Aydınspor 1923? Ben açıkçası zaten onaylamadığım bir olgu olduğu için de çok fazla ilgilenmedim. 5-6 senedir değil mi? Yani en fazla. Bu 5-6 senede yaratmış olduğu, kullanmış olduğu kamu kaynakları artı yaratmış olduğu borçları hesaplayalım bakalım neler yapmış. Ve Aydınspor'un bugün borcu yok. Aydınspor halen daha arkasında taraftarı olan. Yani elimde bir belge var şu anda. Bu tescil fişi Aydınspor Kulübü'nün tescil fişi 1923 yılında kurulduğunu gösteriyor Aydınspor Kulübü'nün. Fakat Aydınspor 1966 diye bir takım yok. Öyle bir takım yok. Aydınspor var sadece. Yani Aydınspor 1923, Aydınspor 1966 olarak kurulmuş olsaydı öyle geçecekti. Fakat biz işte ikinci çakma bir takım oluşturduğumuz için beraberinde bu 1923 olayı devreye girdiği için iki tane kulüp varmış gibi görüldü. Bir tarafta Aydınspor 1923, bir tarafta Aydınspor 1966. Böyle olmaz bu iş. Bakın ne diyor? 1966 yılında Esnafspor, Hilalspor ve Akınspor'un birleşmesiyle oluşmuş. Aydınspor birleştirici olmuş. Son zamanlarda her ne olmuşsa ayrıştırıcı olmuş. Bunu yaptığınız zaman Aydın'ın siz dokusuna zarar veriyorsunuz ve zarar verdiniz. Ama yine toparlayacak. Neden biliyor musunuz? O sessiz çoğunluk, futbolun sadece futbol olmadığını bilen, yani futbol 3 tane kale direğinden o topu geçirmek değil. Futbol başka şeyler işte. Bunu arkasında zaten seninle de biz yaşadık biliyoruz değil mi? Yani bunları anlatsak roman olur zaten. Neler yaşadık, neler döndü, hangi facialar döndü. Ya şimdi şey oluyor mesela Mukan Perinçek stadı değil mi? Mukan Perinçek stadı. Yıkıldı gitti yani değil mi? Mukan Perinçek stadını sadece Aysel Vakfı yapmadı ki. Biz orada maç oynamak için o dönemin parası da çok ciddi rakamlar bunlar. Aydınspor bütçesinden 200 bin lira para ayırdık benim başkanlığım döneminde. Onlar da gitti. Yani bunlar dursa orada. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Almanya 2. Dünya Savaşı'na girdi. 2. Dünya Savaşı'nda dünyanın şeyini çekti, tepkisini çekti. Ne oldu? Adamlar Nazi müzesi kurdular ya. Nazi müzesi kurdular. Halen daha insanlar hiç olmazsa hatalarından şey yapıyorlar. Ders görüyorlar. Biz ne yaptık? Kendi Aydınspor tesislerimizi yıktık. Orayı biz bir müze olarak kullanamaz mıydık? Yani yıkmadan yapamıyoruz. Orası kullanabilirdik. Aydınspor'un kupaları nerede? Aydınspor'un defterleri nerede? Aydınspor'un yani Allah razı olsun. Daha sonraki dönemde de Aydınspor amatör kümeye çıktığı zaman biz Aydın Belediyespor'la maçımızı yaptığımızda hiç unutmuyorum o günleri. Aydınspor'un lisansları son dakikada Ufuk Gezeroğlu, Aydın Çepni oralardadır. Başkanlık yaptı ikisi. Son dakikada paralarını yine İzmir'den ben çıkarttım. O lisansları ben çıkarttım. Ve biz karşımızda Aydın'ın gücünü tekrar karşımızda bulduk. Bunların artık giderilmesi lazım. Yazsak taş üzerinde kalmayacak da ben onu yapmak istemiyorum. Ben
toparlanmasını istiyorum bu işin. Toparlanması için de geçmişi geçmişte bırakmak ve yeni bir sayfa açmak lazım ileriye doğru. Yeni bir sayfa nedir? Ya var olan yöneticiyi orada yıkmak değil ki. Orada işte pırıl pırıl başkan var. Ne yapalım? Bunu destekleyelim. Ha bize iş düşerse de yaparız yani. O da problem değil. Ama orada bir başkan var. Emek vermiş, sarf etmiş, parasını pulunu koymuş. Ne çıkar olabilir? Bir de şöyle bir kod var. Yani bir adam niye para? Ya sevdalıdır, para verebilir. Bana diyor ki Özcan Başkan, ben diyor sizin diyor başkan olduğunuz dönemlerde diyor tribünlerden maçlarınızı seyrettim. Taraftarlık ruhunu biliyor. Ben de seyrettim çünkü ben de başkan. Onun için yani taraftar olmayan da zaten o kulübün taraftarı olmayan da başkan olmasın. Olmasın ya. Yani oraya gelip kendini tanıtmak bilmem ne yapmak. Allah aşkına bizlerin ne çıkarları oldu? Dünyanın maddi kayıplarımız oldu. Şu helal hoş olsun problem değil. Yaşanmıştır, yapılmıştır. O günün şartlarında doğrudur. Arkama bile dönüp bakmıyorum. Ama yani oraya gelmiş adamları da arkasından çekmek, şunu yapmak, bunu yapmak falan olmaz. Ama yanlış yapıyorsa da yanlış yapanlar zaten ceza gördüler beraberinde. Yani cezaları da aldılar. Evet. Mahkemelerde biz de o mahkemelerde yargılandık. Hiç de çekinmiyorum yani. Aslanlar gibi giderim. Tekrar anlatırım derdimi, sıkıntımı bilmem nesini. Ama yapan da cezasını çekecek. Evet. Öyle yok üç kuruşa beş köfte. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle. Şurada bir şey geçiyor. Aydınspor'da 4 başkan ceza aldı diye. Sanırım siz bu cezalardan beraat ettiniz. Evet. Eski yöneticilerde Hüsnü Elbir şu anda beraat etti. Evet. Sanırım benim öğrendiğim Naci Yeşilyurt, Ali Uzunmak döneminden Aydınspor'a sanırım orada bir sıkıntım var başkanım. Siz daha iyi biliyorsunuz. Sanırım bir mahkeme süreci yaşadınız. Güney Hocam izninizle peş peşe Tabii sorular tabii soruyorum. yok. Yok yok siz Ya buyurun. şimdi o dönemle ilgili Aydınspor bütün afraların tafralarını atmıştır. Yani Naci Yeşilyurt dönemiyle ilgili zaten mahkeme bir karar verdi. Şu anda Yargıtay'da o dava. Onunla ilgili de bir ceza var. Orhan'dan zarar marar hepsi belli. Yargıtay'dan dönmesini bekliyoruz. Mahkeme sürecine devam ediyor. Onun dışında bir şey söyleyemeyeceğim ben. Yani diğer başkanlar falan beraat etti. Onunla Evet. ilgili bir şey söylememe de gerek yok. Zaten herkes hesabını vermiştir. Aydınspor'un yani 2009 yılına kadar hesabı verilmemiş bir kuruşu yoktur açıkçası. 2009 yılına kadar, iki döneme Zaten kadar. 2009 2009 yılının yılı sonrasını 2009 yılı sanırım o dönemden sonraki başkanların konuşması lazım. Hayır 2009 yılında zaten amatör kümeye düştü. O dönemden sonra da amatör kümeye düştü. Yani 2009 yılı zaten bir faciadır 2009. 2009 yılı çok kötü bir yıl. 2009 yılı hem maddi hem manevi açıdan hem sportif açıdan Aydınspor'un dip yaptığı ve şampiyon olması gereken bir takım. Ya halen daha böyle ya yalvardım ya dedim ki bırakın siz bu işten anlamıyorsunuz. Ya artık söyledim ya dedim ki ya siz bu futboldan anlamıyorsunuz. Ya başkan devam olun ama şu kulüp küme düşmesin ya. Yani yalvardık o dönemlerde anlatamadık. Milletin derdi başka şey değil. Ondan sonra da 2010 yılında bir baktık Aydınspor 1923. Çok hızlı bir yükseliş. Altı sağlam değil çünkü. Yani bakın futbolun sermayesi geçmişidir. Kültürüdür, başkanlarıdır. Doğrusuyla eğrisiyle yaşanmışlıklarıdır, tarihidir. Ne diyoruz biz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3000 yıllık geçmişe sahip. E ne Evet. olacak ki? 3000 yıllık geçmişi olacak. Aydınspor Kulübü'nün bu şeye göre baktığımız zaman Cemiyetler Kanunu'na göre 1923 yılında kurulmuş. 1940 yılında Beden Terbiyesi Kanunu'na göre intibak etmiş. İltihak olmuş arkasından 1966 yılında profesyonel liglere gelmiş 1966 yılından beri devam ediyor. Yok mu sayacağız bunları? Ne diyeceğiz yani ya? Yeni bir Güney kulüp Hocam, hayalinden Tansel Başkan, uzaklaştı. biraz nefes aldırayım sizi çünkü sorular var soracağım. Güney Hocam, şu ana kadar Tansel Başkan'ın anlattıklarını izliyorsunuz. Nazire'de hiç böyle şeyler oldu mu? Ya şimdi tabii biz de ilk Nazilli döneminden yani 73-74'te düştükten sonra yani 84'te tekrar kurulma sürecimizde yani aynı sancıları sıkıntıları yaşadık. Daha sonra işte yani bir grup işte rahmetli Kemal Uzunoğlu başkanımız olsun, Cengiz Düzgün başkanlarımız olsun onların ekibi aynı şekilde Tansel Başkan'ın gibi kendi şahsi çabalarıyla yani kendi ceplerinden harcamalarıyla götürmeye çalıştılar Esat Erbiler Başkanım. Sonra işte Esat Başkanım belediye başkanı olduktan sonra belediyenin himayesine geçti takım. Ya yani o şekilde devam ediyor. Yani aslında belediyeler tabii yani şu günümüz şartlarında onlar sayesinde gidiyor ama ya tabii bilinçli harcamalar yapılması gerekiyor. Yani onu söyleyebilirim. Evet. Bunlar önemli şeyler. Tansel Başkan, Alper Uçar sormuş. Aydınspor'un küme düşmesinin ardından Aydınspor 1923'ün kurulması hakkında ne düşünüyorsunuz ki? Az önce görüşlerinizi söylediniz.
Geçmişe saygısızlık olarak düşünülüyor mu, yoksa yeniden bir yeni bir Aydınspor oluşur mu destekliyorsunuz dedi demiş. Yeni bir Aydınspor oluşur mu destekliyorsunuz? Bir de Tansel Önder Başkan Özcan Çetov'un başkanlığına maddi destek verebilir mi diye bir soru gelmiş. Ya maddi destek konusunda elimizden ne geliyorsa yaparız. Orada sorun yok. Tabii ki Aydınspor'un amatör kümeye düştüğü an Aydınspor 1923'ün kurulmasına hiçbir zaman olumlu bakmadım. Hiçbir şekilde olumlu bakmadım. Oraya giden Aydınsporlu, Aydınspor'da görev yapmış hiçbir kişiyi de şey yapmadım yani tasvip etmedim, onaylamadım. Onaylamıyorum da. Neden? Çünkü doğru değil. Yapılan iş doğru değil. Çünkü var olan bir yapı var beraberinde. Tamam düşmüş bunun üzerine basalım geçelim olur mu ya? Ne olacak o kadar emek? Bak ne oldu? Neticesinde o kültür oluşmadığı için de o kadar olanak içerisinde o kadar ya Özlem Çerçioğlu çok büyük desteklerde bulundu Sayın Başkan. Yani bundan daha fazlası yapılamaz ki o dönem içerisinde. O kadar desteğin içerisinde o kadar borç. Yani neler duyuyoruz ya? Eğer bunların bu söylenenlerin onda biri doğruysa yani yazıktır, günahtır yani. Ve hiç kimse hiçbir der kimse mahkemeye çıkmadı bilmem ne oldu ya çıktı da biz duymadık bilmiyorum yani neticesinde. Ama yanlışın eğer siz bir kamu görevinde bulunuyorsanız ki bizim yaptığımız iş burada topluma örnek olmaktır. Kamu görevinde bulunuyorsanız yapmış olduğunuz işin hesabını vereceksiniz kardeşim. Öyle şey olmaz. Bugün Fenerbahçe Kulübü ya. Fenerbahçe Kulübü'nün ne kadar borcu var? Aslında batık. Galatasaray batık. Beşiktaş batık. Trabzon batık. Türkiye'de iki tane, üç tane kulübün dışında ayakta olacak kulüp. Hiç kimse düşünüyor mu bunların isimlerini değiştirelim, yeni bir şey yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye? Olabilir mi böyle bir şey? Yazık ya. Evet. Yani bunu desteklemek varken ne oldu? Darmadağın olduk. Ben küstüm yani. Ya biz Mukan Perinçek Stadı'nın açılımıyla ilgili yani hangi şartlarda açtık biz orasını? Orası biliyor musunuz? Orası deve güreşi arenasıydı. İlk Evet. yapıldığı zaman. Dönüştürdük biz orayı, dönüştürdük. Olur vermeyecekti. Biz Mukan abinin elini güçlendirdik. Orada dedik ki benim önerimle Mukan Perinçek Stadı. Yani ben söyledim, ben ısrar ettim Mukan Perinçek Stadı olsun diye. Bizim efsane başkan diyoruz. Biz efsane başkanın adını yıkıyoruz orada. Olur mu yani? Yani olur mu? Evet. Olur mu? Yani bak biz de böyle bir durum var. 1999 yılında şey vardı. Aş evleri açılırdı Aydın'da biliyor musunuz? Aş evleri. Ben yeni yöneticiyim o zamanlar. Ya dediler ki işte şuraya şu kadar fakirlere falan yemek veriyoruz bilmem ne şudur. Şuraya işte 10 milyar lira para verin. Ciddi rakamlar. O günün parasıyla konuşuyoruz. Ne olacak? İsmini verelim. Ben dedim kendi ismimi falan yazdırmam dedim. Ya, yaşayan insanım. Kendi paramla kendi ismimi yazdıracağım. Ortağımın annesi ölmüş. Onun annesi ölmüş. İkimiz vereceğiz parayı sonuç olarak. Dedik ki ya biz verelim buraya ve oraya Hafize Kocaman, Raziye Önder aşevini açtık. Yok aşevi yerinde. Niye verdik biz bu paraları peki oraya? Ya yok. Yani bak hayırsever iş adamı olarak elimde halen daha belki bunu yapıyoruz. Bunları yapmayacağız. Yapmamamız lazım. Hadi nedir? İşte bunları öğrendik, yaptık, bilmem ne yaptık. Her konuda geçmişe sahip çıkarak ileriye gidebiliriz. Ve Aydınspor'un en büyük sermayesi, en büyük mucizesi taraftarıdır. Aydınspor maçlarını Adnan Menderes'te amatör de olsa hakkıdır. Anasının nak sütü gibi orada oynamalıdır. Bu pandemi biter biz oraya 10 bin kişi yığarız. Her maçı alırız o takımda yavaş yavaş layık olduğu evet. Profesyonelliklere döner. Evet. Güray Hocam gene müsaadenizle iki tane soru var. Tabii. Bugün biraz Aydınspor başkanımızı konuşturalım dedim. Kamil Kazankaya dün İzmir'de eski Aydınsporlu futbolcularla birlikteydim. Tuna Üzümcü, Ali Memiroğlu, Kemal Erdoğan, Hüseyin Ok, Bahtiyar Bacanlı, Mehmet Gedizoğlu gibi isimler. Tansel Başkan'ın döneminden bahsettiler. Eskileri yad ettiler. Şu anki durumuna çok üzülüyorlar. Sizlere de selamları vardı. Buradan belirtmiş olayım. Sizlerin aracılığıyla demiş. Süleyman Ustutan, sizin başkanlığınız döneminde Hüseyin Aksu kulübe ne gibi maddi manevi destekte bulunmuştur diye soruyor. Murat Gündüz, dünya en iyi futbolcusu olacağım demiş. Yani kendisini buralarda ispatlamak istiyor. Bir de Alper Uçar, Aydınspor'u yeniden şahlara binmesi için muhakkak yapılması gereken şeyler nelerdir? Üç tane böyle peş peşe soru sordum. Yani bir tanesi sizi almışlar dün İzmir'de eski futbolcular. Hepsine teşekkür ediyorum. Geçenlerde de eski futbolculardan biri ya başkanım siz hep haklıydınız dedi. Biraz böyle limoniydik biz. Çok hoşuma gitti yani. O konuda biraz tereddüdüm vardı. Yani onu o şekilde söylemesi bugün çok çok daha iyi anlıyoruz. Biz çok paralar kazandık sizin döneminizde. Başarılar kazandık. Çok mutluyduk falan. Yani bunları duymak güzeldi. Başarısız olduğumuz zamanlar da oldu. Ama hiçbir zaman art niyetli ve kötü niyetli olmadık.
Yani ben özellikle kendimden art niyetli ve kötü niyetli olmadık. Elimizden ne geliyorsa. Aydınspor'un işte bugünkü pozisyonu belli. Yani bugünkü durumu Aydınspor'u zayıf yapmaz. Geçmişini yok etmez. İşte geçmişte yaşadığımız başarıları ortadan kaldırmaz. Başarısızlıkları ortadan kaldırmaz. Yani eğer okun ileriye gitmesini istiyorsanız olabildiğince geriye çekmeniz lazım. Aydınspor ileriye gidecek. O ok zaten o yay çok geride şu anda. Evet. Bunun hem bir altyapısı var hem parasal altyapısı var. İstenildiği zaman bu iş olur. Evet. Orada taraftarı var. Adnan Menderes stadı orada. O stadda tekrar Aydınspor maçlarına uyacak. O büyüklüğü hissettirecek tekrar. Bir Evet. kere doldursun o taraftar o stadyumu. Yer yerinden oynar. Kocaeli öyle olmadı mı? En basit örneği. Olmadı mı Kocaeli? Evet. Ve onların borçları ya inanamazsınız. Bizim niye az borcumuz var biliyor musunuz? Biz çok hesaplı gittik. Ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Onun için bizim futbolcuya yazdırılmış federasyonda borcumuz yok. Yani bugün profesyonel lige çıkmış olsak lisans problemiyle karşılaşmaz Aydınspor. Evet. Benim O bildiğim SSK'ya birkaç vergi böyle ödenebilecek borçlar var. bakın başka bir şey daha söyleyeyim ben. Vergi dairesinde olan Aydınspor'un ana para borcu kaç paraydı biliyor musunuz? O da biz ayrıldıktan sonra iyi savunma veremediler onun için. Kaç paraydı biliyor musunuz? 30 bin lira ya. 30 bin lira için bu kadar yaygara. Ayıptır ayıp. 30 bin lira koca kulüp ya. Ana parası 30 bin lira olan bir para ya. Yani bunlar olabilir mi? Evet. Güray Hocam, belediyelerin böyle takım kurup rakip olması, yani belediyede takım kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin Nazilli Belediyespor şu anda belediyenin büyük bir desteğini almış. Eğer Nazilli Belediyesi çektiği anda elini Nazilli Belediyespor ne olur? Yani bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? İleride belki de bunları tamamen yasaklayacaklar. Ne diyorsunuz? Evet tabii aslında bu tartışılan bir konu yani hani bütün Türkiye'de yani işte ama işte siyaset maalesef işte işin içine giriyor. Yani onlar da işte yani güzel bir kitlelere ulaşmak için iyi bir araç olarak görüyorlar. Yani bu oy kazanmak için vesaire. Dolayısıyla yani sadece bizim Nazilli Belediyesi olarak demiyorum. Yani genel bir ifade olarak düşünüyorum. Yani ellerini çekmiyor. Aslında yani keşke yani sağlıklı bir kurumsal bir yapı oluşturulsa yani kalıcı gelirleriyle kendi kendini çevirebilen altyapısı kurulmuş altyapıdan oyuncu üreterek işte onları hem kendi değerlendirip hem satarak döndürebilen kalıcı gelirleriyle yani dediğiniz gibi işte yani yarın işte diyelim yeni bir belediye seçimlerinde yeni bir başkan seçildi. Futbola uzak birisi, futbolu sevmiyor. Yani buraya aktarırım, kaynağı başka yere aktarırım diye düşünüyor. Desteği çekse ne olacak? Yani biz akıbetimiz bir alternatif şeyimiz yok. Yani bunu oluşturmak gerekiyor. Ama işte hep iş siyasi. Ya yani ben şimdi Aydınspor dönemini de yani zaten dışarıdan gözlemliyordum. Mesela işte o meşhur Rize maçında yani büyük bir siyasi olaylar söz konusu oldu. Yani Aydınspor'un mesela kırılma noktalarından biridir o Rize maçı bana göre. Kendimi öyle düşünüyorum. Yani Aydınspor sahipsiz kaldı mesela. Bence Aydın siyaseti açısından Aydınspor sahipsiz bırakıldı o maçta mesela. Ama işte bunlar hoş şeyler değil. Söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Tansel Başkanım, bir şey yapacaksınız herhalde. Bugüne kadar Aydın Spor'la ilgili yaşadıklarımızı kaleme mi alıyorsunuz? Neler anlatacaksınız veya öyle bir düşünceniz mi var? Öyle bir düşüncem var ama Rize Spor maçı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. O maçta deyim yanlış kullanılıyor. Sahipsiz bırakılmadı Aydınspor. Savunmasız bırakıldı. Bakın sahipsiz bırakılmak ayrı konu, savunmasız bırakılmak ayrı konu. Ben o konuyu konuştum. Bu maçta bir şey var mı diye. Hayır dediler bana. Hayır dedikleri zaman da bizi savunmasız bıraktılar. Biz ona göre önlemlerimizi alacaktık. Ona göre stratejimizi belirleyecektik. Bizi kendi içimizden yanılttıkları için biz kendi savunmamızı ona göre kuramadık. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yazı sözü kutsallaştırır. Yani bu çok önemli. Yazı sözü kutsallaştırır. Ben çok şeyler yaşadım. Bunların da bilinmesi lazım. Fakat bütün bunları yazdığımız zaman da çok kırılan dökülen olacak. Ayıklanmamız için bunu yapmam lazım. Bunu da yapacağım. Yapıyorum da zaten. Son aşamasına kadar getirdim işi. Yapıyorum. Hazır her şey. Belki bir küçük bir kitap biçiminde bunu bütün Aydın kamuoyunun bilmesinde fayda var. En azından gelecekle ilgili dersler çıkarabilmek için aynı hatalara bir daha düşünmemesi için. Biraz bir iki ipucu verir misiniz? Neler olacak içinde? Yani bir iki tanesini. Yani Yaşadığınız.
işin başlangıcından itibaren o denetimlerin hangi amaçlarla yapıldığını, hangi bürokratların işin içine girdiğini, hangi tezgahların döndüğünü, ya neler neler inanamazsınız ya. Yani orada amaç ne? Yani şimdi şöyle kodlanmış insanlar, ya bunun bir şeyi vardır, bir amacı vardır. İş olarak yok işte bak. Yok, kaç sene geçmiş üzerine var mı? Benim aynı sporla ilgili aldığım bir iş var mı? Siyaset. Yok. Verdim yani. Niye böyle yani? Kodlar niye böyle? Yani insanların kodları niye böyle? Yani mutlaka altında bir şey aramak. Ya adam gelir yapar ya. Şimdi benim düşüncem, benim bakış açım futbolda futbolu araç olarak görmeyen insanların olması lazım. Amacı o takımın başarısı, o kentin mutluluğunun olan insan. Bunu o kitabın içerisinde sonuna kadar anlatacağız. Burada da yanlış yapan kişiler de maalesef ortaya çıkacak yani. Evet. Yani çok önemli belgeleri, bilgileri, yaşadıklarınızı Evet. anlatacağınızı bu kitapta diyorsunuz. Benim iyi bir arşivim var bu konuda. O arşivin de artık şey yap, gün yüzüne çıkması lazım. Rize maçının hakemi Mutlu Çelik'ti değil mi başkanım? Evet, aynen kendisi. Güray Hocam, Mutlu Çelik Evet. hocamız bir gün yayınımıza konuk olmak ister. Yani davet edeceğim. Onun da bu Aydınspor'la ilgili, Rize maçıyla ilgili anlatacakları var. Nasıl, iyi olur mu sizce? Olur tabii. Yani gün yüzüne çıkması gerekiyor bazı şeylerin. Geçen hafta da mesela Yılmaz hocamla Evet. Eskişehir maçını konuşuldu. Yani bunlar olabilir tabii. Evet. Ben onunla ilgili başka bir şey anlatayım size. Tabii. Şimdi biliyorsunuz bizde de başkanlık yaptı Kadir Sağlam, Laz Kadir. Evet. Allah Allah. rahmet eylesin. Şimdi onunla benim başkanlığım döneminde ben bir dönem çalıştım. Biz Muğla Spor, biliyorsunuz Rize ile de ilişkileri çok Evet. yakındı. Biz Muğla Spor Aydın maçına gittiğimiz zaman yanında şahidim de var. Kemal Güngör, o da yönetici Aydın Spor'da o dönemde. Bizi orada karşılayan kimdi biliyor musunuz? Rize Spor maçının yan hakemi. Rize Spor Aydın Spor maçının yan hakemi bizi karşıladı. Biz bu işi bana hangi masalı anlatırlarsa anlatsınlar yani onlar da yazılacak. Yani bunları söylüyorum ben. Ya biz neleri duyduk orada? Hangi konularda başların öne eğildiğini gördük. Yani bunlar şimdi göz göre göre yani bir anlatılmaz ya bunlar. Şimdi Aydın Spor Kulübü'nün o gün o maçı, geçmişe dönmek istemiyorum ama canım acıyor orada. O gün alacağımız para 10 milyon dolardı. 10 milyon dolar. 10 kuruşa muhtaç ettiler koca kent. Bu Evet. affedilmez ama ne diyelim artık bir yerlerden mi çıkar? Yok. Biz tekrar şey yapıp Aydın'la Efe ruhuyla çıkıp yani bütün bunları bir tarafa bırakıp tekrar bu takımı olduğu yere çıkaracak mıyız? Bunların kararlarını vermek lazım ama bunların hepsini de yazacağız, anlayacaklar, görecekler neler oldu, neler yaşandı. Hepsi teker teker kırılan kırılır artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Peki, Rize'yi zaten unutamadınız da, onun dışında başkanım, programımızın da sonuna geliyoruz. Unutamadığınız bir anınız var mı Aydınspor'la ilgili? Çok Yani vardır. unutamadığım anı bizim herkesin ümidini yitirdiği bir dönemde işte Erdi hocamıza çok büyük emeği vardır. Erdi'yi de Evet. çok severim, çok sayarım, saygı duyarım. Biz Nazilli maçını kaybetmiştik. Nazilli maçını kaybettik. Artık Karşıyaka'yla çekişiyoruz. Erdi hoca istifa etti. İstifa edince bizim gardımız düştü zannettiler. Kuşadası da o dönemde ligden düşmek üzere. Fakat biz Kuşadası'ndan düşmüş takımdan 3 tane oyuncuyla anlaşmıştık. Daha anlaşma değil, transfer ettik onları zaten. Biz o takımı aldık bir hafta boyunca şey yaptık falan Karşıyaka maçında. Eskişehir maçıyla da içeride oynuyoruz. Ben futbolcularla bir konuşma yaptım. Yani maçın sonucu ne olursa olsun. Siz bütün alacaklarınızı aldınız. Bu maçı alın. Biz maçı 3-0 aldık. Hatta bana o gün o haberi veren de sensin. Yani telefonda falan. Onların maçları 2-3 dakika daha uzadı. Biz maçın sonunda Kuşadası'yla Karşıyaka 0-0 berabere kaldı. Ve biz maçı 3-0 kazandığımız için Antalya'ya gittik. Antalya'da da ondan sonra Rize faciasını yaşadık. O anı iyi unutamıyorum. Yani gözlerim dolmuştu benim. Çok Evet. güzel güzel günler yaşadık. Evet. Benim de mesela Güray Hocam, Tansel Başkanımla Evet. yaşadığım bir anı var. Serkan Bilen Kuşadası'nda oynuyor. Şu anda Aydın'da altyapı teknik direktörlük falan yapıyor amatör takımlarda.
Karşıyaka'nın bayrağını öptü Serkan Bilen. Tansel Başkan hatırlıyor musunuz? Anlaştı. Hatırlamaz mıyım? Ya Hatırlamaz. böyle bayrağı öptü. Ya dedik yapma Serkan, etme. Serkan da o zaman Afyonspor'dan şey olmuş, parlamış. Karşıyaka'ya gidecek. Gece işte bir telefon trafiği yaptık Tansel Başkanımla. Serkan ertesi gün Aydınspor'a imza attı ve ilk Karşıyaka maçını unutamıyorum oradaki. Hatırladınız mı başkanım? Hatırlamaz mıyım? Bir de şey vardı mesela Murat Akkan, ondan sonra Karşıyaka'ya verdik onu. Onu ben Evet. şeyde seyrettim. Kuşadası Aydın maçında. Ya bizi nasıl zorladı o gün. Ya dedim bu adamı mutlaka alacağım. Ertesi sene rahmetli Ümit abiyi gönderdim oraya. Abi dedim ne ise. Yani hiç şey yapma. Fakat Ümit abi de çok pazarlıkçı. Benim düşündüğüm paranın dörtte birini almış getirmiş adamı yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Gerçekten Allah rahmet çok eylesin. değerli insanları kazandı Aydınspor. Çok değerli yöneticileri de maalesef kaybetti. Bunlardan bir tanesi de Ümit Yalvaç'tı. İnegöl deplasmanında otelde bir kalp krizi sonucu vefat etmişti. Kadir Sağlam aynı şekilde bir kalp krizi sonucu Aydınspor'a emek vermiş insanlar. Serkan Kemal Özdemir keza öyle. Yani Mehmet Aydınspor uğruna Ambarlı'yı cezaevine unutmayalım bu düşmüş. arada. Mehmet Kim? Ambarlı. Mehmet Mehmet Ambarlı. Ambarlı, Kenan Korkmaz. Yani hepsi birer değerdi. Konuşursa daha çok konuşur. Güre hocam, bu hafta fazla size şey yapamadım. Yok yok, Nazilli o Spor'u önemli haftaya... değil. Ben memnun oldum yani Tansel Başkanımla Aydınspor'u konuşmak. Çünkü biz Nazilli Spor kurulmadan önce Aydınspor maçlarına çok gittik yani. Hatta ben İstanbul'daki 6-1'lik maçı da statta seyrettim yani. O zaman orada askerdim. Yani o maçı görme şansım oldu. Sonra rövanşı Aydın'daki maçı da seyrettim. 5-1 bu sefer Fenerbahçe kazanmıştı. Yani çok Evet. gittik Aydınspor'un maçlarına. Yani yakından takip ederdim yani. Evet. Ben de memnun İnşallah bir oldum başkanımla program yapmaktan. gün yollarımız Nazilli Spor ve Aydın Spor daha üst liglerde aydınlatılmış statlarda Evet. tesisleri modern Nazilli Spor için böyle bir sorun yok. İnşallah buluşuruz diyorum. Tansel Başkanım katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Güre Ben Hocam teşekkür yorumlarınız için ederim. teşekkür ediyorum. Haftaya Estağfurullah. Sağ olun. birlikte İyi günler. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel. Evet sevgili seyirciler Ege TV ekranlarında kim kazanır da bu hafta eski başkanımız Aydınspor'un Tansel Önder'i konuk ettik. Güray Hocam da yorumlarıyla katkı sağladı. Nazilli Spor'a şampiyonluk yolunda başarılar diyoruz. Bu zirve oluşunda herhalde sonuna kadar böyle gidecekler. Fethiye, Kütahya, Nazilli. İnşallah. Bu mücadeleyi soluksuz izleyeceğiz. Katıldığınız için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.